onları tek tek işleyeceğiz. Ağıtla başlayalım. Hatırlarsanız mani, ağıt, türkü, ninni, tekerleme ile devam etmiştik. Bunlar ananın halk edebiyatı nazım şekilleri içerisindeydi. Ağıt, arkadaşlar adından da belli zaten. Ölen kişinin arkasından duyulan üzüntüyü dile getirmek için söylenen sözlerdir diyebiliriz. Genelde 7-8-11 hece ölçüsünü kullanılarak yapılır. Zaten halk edebiyatının özelliklerini ben size sıralarken kullanılan ölçüler 7-8-11 demiştim. Hece ölçüsü kullanılıyordu. Diğer türlerde de aynı şekilde hece ölçüsü ve bu kalıplar devam edecek. Şimdi bu ağıt İslamiyet'ten önce de görmüştünüz. Siz İslamiyet'ten önce neydi? Sagun. Divan edebiyatında da göreceğiz. Divan edebiyatında da aldığı isim Mersiye olarak karşımıza çıkacak. Ölen kişinin yiğitlikleri, iyilikleri, güzellikleri bunlar söylenir. İyilikleri söylenir. Güzellikleri, yaptığı kahramanlıklar varsa onlar söylenir. Şimdi neymiş ağıt? 7-8-11 hece ölçüsüyle ölen kişinin arkasından söylenen sözlerdir. Hece ölçüsü yine kullanılıyor. İslamiyet'ten önce Sagu olarak karşımıza çıkmıştı. Divan edebiyatında da Mersi olarak karşımıza çıkacak. Yani Sagu, Ağıt, Mersiye. Aslında üçü de aynı şeyler, sadece isimleri farklı. Evet, şurada bakalım tekrar. Ölen kişinin ardından söylenir dedik. Onların kahramanlıkları, daha sonra iyilikleri, yaptığı iyilikler vesaire bunlar konuşulur arkadaşlar. 7, 8 ve 11 hece ölçüsünü kullanıyorum. İslamiyet'ten önce adı Sagu, Divan Edebiyatı'nda ise Mersi olarak karşıma çıkacak. Çeyizim sandıkta asılı kaldı, kınalar ellerde yakılı kaldı, bayrağı bağışta asılı kaldı, düğünün mahşere kaldı neydi? Arkadaşlar bunu okuduğumuzda bu gelin olacak bir kısımız var. Sanırım evleneceği kişi ölüyor, kınası evde yakılı kalıyor. Bayrağı ağaçta hani biliyorsunuz düğünlerde evlenen kişiler bayrak asarlar ya, ondan bahsediyor. Düğününde mahşere kaldı, ne edeyim yani ben ne zaman evleneceğim diyor. Öldükten sonra evleneceğim, düğünüm artık mahşere kaldı. İşte bu ölen kişinin arkasından söylenen bir ağıt olarak karşımıza çıkacak. Yani illa ki şöyle değil. Ağıt dediğim işte kahramanlık, iyilik dedim ama başkaları da var. Biraz önce demiştik, ölen kişinin ardından söylenecek. İşte bu. Ölünce kişi ölmüş, ölen kişinin arkasından söylediği ağıt. Arkadaşlar türkü, Türkiye'yi biliyorsunuzdur hepiniz de. Kendine özel bir ezgisi var. Ezgiyi de söylenen ne de biz ne diyoruz? Türkü diyoruz. Genelde gençler 7, 8 ve 10 milyon kalıpları kullanılıyor. Genelde. Diğerinde de aynı şekilde biliyorsunuz. Bu ölçüleri kullanarak yapıyorum. Sen bunun türkü olduğunu özelliklerinden özellikle baktığın zaman ne yapacaksın? Çıkartacaksın ki türküyü türkü yapan nedir? Sizin bildiğiniz şekilde söyleyeceğim nakarattır. Ama burada ne olarak karşıma çıkacak? Kavuşlar. Yani eğer ki ben kalkıp da dörtlükleri ya da iki mısrayı bir sonraki bölümde tekrarlıyorsam, tekrar yazıyorsam ona ben ne diyeceğim? Kavuşlak diyeceğim. Arkadaşlar konu bakımından aşk olur, doğa olur, kahraman olur. Her şey türkünün konusu olabilir. Tabii ki daha sonra özgürlük kavramları girmişti bize ya da hürriyet gibi kavramlar. Tabii ki bunlar da değil. O dönemin doğası, insanları türkülerde aşkı, sevgisi kullanılıyor. Bakın buraya yazdıklarım ayrılık, doğa, aşk, kadın, gurbet, kahramanlık gibi konular işlenecek türkülerde. Genelde 7-8-11 hece ölçüsünü kullanıyoruz dedik. Kendine özel bir ezgisi vardı, kendine özel ezgiyle söyleniyordu. Daha sonra aynı tekrarlanan bölümlere de kavuştak ismi veriliyor. Bakın nakarat eşittir kavuştak. Yani şu anda siz nakarat olarak bildiğiniz aslında kavuştak bölümüdür. Şimdi burada bakalım bir tane de örnek vermiştim arkadaşlar. Kendine has bir ezgiyle söylendi. Ayrılık, doğa, aşk, kadın, gurbet, kahramanlık gibi konular işlendi. Genellikle 7, 8 ve 11 binici ölçüsü kalıbı kullanıldı. Türkü nasıl bölümlerine bent, bölüm sonralarında tekrarlanan dizeleri kavuşak. Yani arkadaşlar, şimdi şuraya bakalım. Pınar başı vurma vurma yaz gelince öter tuğla. Çayırda buldum seni, belki biliyorsunuzdur siz bu türküyü. Ellere vermem, kendime aldım seni, ellere vermem seni, sineme sardım seni. Çıktım pınarın başına, el ettim dudu kuşuna dedim. Sonra arkadaşlar burada yerim kalmadığı için yazamadım. Yine çayır
hani türküymüşçesine kişi kendi söyler. En çok bildiğimiz Dinli Bakalım, Dandine Dandine Rastlana, Danalar demiş, Bostan'a Kovboz Parti Dana'yı yemesi, Lehana şeklinde oluşturup bir sürü ninni var. Veya gidip açıp bakarsanız böyle şeyleri güzel olur aslında. Her zaman tabii ki ders çok önemli. Ama ders de biraz eğlenceli hale getirmek sizin elinizde. Tamam. Ne dedik ninni için? Çocukları uyutmak için söylenen ezgili sözlerdir. Bilmece, arkadaşlar bir şeyin adını bilmeden ipuçlarıyla, belli kelimelerle onu sezdirerek ben sana söyleyeceğim. Yani senin bulmanı sağlayacağım. İpuçlarıyla değil. Evet, şuradaki görmeye bakalım. Bu arada mazum ve mezun olabilir. Mazum ne demekti gençler? Mazum şiir değil mi? Mensur düz yazı şeklinde olabilir. Bakın dünya örneğindir. Dünyada ilk örneğindir. Kodeks Komünik Usta sözlüktür biliyorsunuz. Karşımıza çıkar. İçinde 46 tane bilmece var. Türk Edebiyatı'nda ise Divan Lügat-ı Türk'te yer alır. Divan Lügat-ı Türk'te biliyorsunuz ilk Türkçe sözlük olarak karşımıza çıkmıştı. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan. Şimdi burayı tekrar alalım. Ne dedik? Tekerlemeler için bir şeyi sezdirme yoluyla ben sana anlatacağım. Değil mi? Bu da benim, pardon, bilmeceler için ben sana sezdirme yoluyla anlatacağım. Sen de bunu bilmeye çalışacaksın. Mansur olabilir, mensur olabilir. Yani şiir şeklinde, düz yazı şeklinde karşımıza çıkabilir. Dünyada ilk örneklerini Codex Communicus'ta, daha sonra Türk Edebiyatı'nda ilk örneklerini Divan Lügat-ı Türk'te karşımıza çıkacak. Codex Communicus'ta tam 46 tane bilmeceye yer verildi. Bakın burada bir tane bilmece var. Uzun uzun akalar, aksakallı babalar, gelir gider, duramaz, gece gündüz çabalar. Evet, bu bilmeceyi siz çözün. Size bırakıyorum, bunu söylemeyeceğim. Tamam. Evet, tekerleme arkadaşlar, ses benzerliklerinden yararlanarak hani kullanılan sözlerde, dizelerde, kalıp sözlerde diyebiliriz. Günümüzde bunun yarışmalarını da yapıyorlar bazı kişiler. Çok farklı tekerlemeler ortaya çıkıyor. Aslında bu dili de değiştirir. Yani konuşmanızı da aynı şekilde önemli bunda. Biliyorsunuz kelimeleri yutmadan ya da atlamadan ve hızı bozmadan aynı şekilde söylemek lazım. Ev eleme deve yeme, evvel alsa elma yedi, selam sekiz serçe dokuz, tarlanın topu kara, adelenin çapı kara. Bu kartal kalktı, dal sarktı, dal sarktı, kartal kalktı muhabbeti var ya, yani onlar gibi aynı sesleri söyleyerek kişinin o dilini kullanabilme durumuna da bakabilir. Bakın burada E'ler çok kullanılmış değil mi? B'ler var, B'ler var, E'ler var. Gördünüz mü? Daha sonra S'ler kullanılıyor. Sonra T'ler kullanılıyor. Sonra K'ler kullanılıyor. Yani ses benzer olan kelimeleri yan yana koyarak ben tekerleme oluşturuyorum. Fıkra, bir düşüncenizin ögeleri kullanarak oluşturulmuş kısa alıntılardır. Fıkra deyince aklımıza Karadeniz fıkraları gelir değil mi? Ya da Nasrettin Hoca fıkraları gelir. Bizim Bektaşi fıkralarımız var. İsmen aklımızın bir köşesinde Yıldız'ın göz aşinalığı olsun. Şimdi şurayı tekrar toparlayalım, ondan sonra bitirelim. Evet, ilk alıkla başlamıştık. Ölümleri görülen kişinin arkasından duyulan üzüntüyü dile getiren sözlerdir, dizelerdir. Ölen kişinin ise kahramanlıkları, iyilikleri, iyilikleri de anlatılabilir. Ölen kişinin arkasından duyulan sevgi de dile getirilebilir. Şimdi biz bunu İslamiyet'ten önce görmüştük, Sagu isminde. Daha sonra diğer edebiyatında göreceğiz. Mersi, yani alıntı, sagu, mersi dedik. Arkasından neyi gördük? Türkü'yü gördük. Kendine has bir ezgisi vardı. Yine 7-8 ve 10 milli ölçülerini kullanarak oluşturuyordu. Aşk, doğa, işte sevgi, ayrılık, kahramanlık gibi konular burada işlenebiliyordu. Daha sonra biliyorsunuz asıl dizelere bent, daha sonra tekrarlanan bölümleri ise kavuştak ismi, yani nakarattı sizin bildiğinizde kavuştak deniliyor. Arkasından ninni gördük. Bunu da çocuklar unutmak için söylenen yine ezgi sözlerdi. Arkadaşlar burada bu kadar bilmemiz yeterli. Başka da bir şeye gerek yok. Daha sonra bilmeceyi gördük. Bilmecede ben sana kelimelerle sezdirme yoluyla bir şeyleri söylüyordum, soruyordum ve sen bunu bilmeye çalışıyordun. Dünyada ilk örneklerine Codex Communicus'ta karşımıza çıktı. 46 tane bilmece var. Dünya Edebiyatı, Türk Edebiyatı'nda ise
birisi. Divan-ı Lügat-Türk'te Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu İttikçe sözlüğümüz olan Divan-ı Lügat-Türk'te karşımıza çıktı. Arkasından tekerlemeyi gördük. O da seslerden, benzer seslerden faydalanarak yapılmış olan sözlerdi. Fıkra'da bir düşüncenin bize ögeleri barındırarak anlatmaya ben ne diyordum? Fıkra diyordum. Evet arkadaşlar, anonim halk edebiyatı nazım şekilleri bunlardı. Bunlar şiirler, bir de düz yazı olanlar var. Diğer dersimiz de köşemizde. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz sizlerle halk edebiyatını 3 ayırmıştık. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke edebiyatı olarak ilk başta söylemiştim ama detaylarına inmemiştik. Biliyorsunuz anonim halk edebiyatını biraz önce işledim. Sırada ne var? Aşık tarzı halk edebiyatı var. Bunu işleyeceğiz. 16. yüzyılda başladı diyebiliriz. Aslında gelişim gösterdi demek daha doğru olacaktır. Çünkü 14. yüzyılda adı bilinen ilk aşığımız var, Baykan. Şimdi bu kişi var ama 15. yüzyılda hiç kimse yok. 16. yüzyıla geldiğimizde karşımıza Köroğlu çıkacak. Köroğlu ile birlikte başladı. Arkadaşlar saz eşliğinde söylenir. Bu sazlara tambura denir, cura denir. İsimleri değişiklik gösterebilir. Önemli değil ama bir saz eşliğinde, bir müzik aleti eşliğinde söylendiğini ne yapacağız bileceğiz. Usta-çıra ilişkisiyle devam eder. Neden? Çünkü kişiler okuma yazma bilmiyorlar arkadaşlar. Genelde aşıklar okuma yazma bilmez. Okuma yazma bilmeyen, eğitim görmemiş kişilerdir. Rüyalarında görürler ya da bade içerler. Bir şekilde aşık olurlar. Yani şiir söylerler. O yüzden usta-çıra ilişkisiyle devam eder der. Evet, İslamiyet öncesi biliyorsunuz aşıklara verilen isimler var. Yani şiir söyleyen kişilere ozan, kam, şaman, daksı ya da oyun gibi ne yapılıyordu? İsimler veriliyordu. Daha sonra İslamiyet sonrası ise bu kişilere ne dedik? Aşık veya saz şairi. Yani sana İslamiyet'ten önce seni sorarsa ozan, kam, şaman, daksı, oyun, İslamiyet sonrasını sorarsa aşık ya da saz şairi diye bilinilsin. Eserler genelde arkadaşlar kahvelerde, kervansaraylarda, tekkelerde, askerlerde, işte köy konaklarında gibi yerlerde söylenir. Biraz önce de demiştik, bir ne vardı? Bağlama, tambura, cura. Yani bir müzik, müzik aleti vardı, müzik eşliğinde söylenir. İşte müzik aletleri bunlar, bağlama, tambura, cura eşliğinde söylenir. Tamam. Bu eserler daha sonra arkadaşlar okuma yazma bilen kişiler tarafından cök adı verilen defterlere kaydedilir. Şimdi cök dana diline benzer. O yüzden bazıları buna dana dili de der. Şöyle. Gençler buradan açılıyor. Buradan yukarıya doğru açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Buna biz ne diyoruz? Dana dili ya da bunun adı ne? Cök. Okuma yazma bilen aşıklar da var. Onları kıvırıyorlar. İçlerine koyuyorlar. Akıllarına bir şey geldiklerine yazıyorlar. Ama genelde okuma yazma bilmeyen kişiler doğaçlama söylerler, yani bir anda çıkar o şiirler, söylerler. Bazıları biliyorsunuz kural çerçevesinde olur, karşılıklı aşıklar geçerler ve şiirlerini söylerler birbirlerine. Bir de lebdeyiniz vardı, duymuşsunuzdur illaki, bazı dişin sözlerini ve dudak sözlerini söylemeden ve fey gibi söylemeden ne yapıyordum, şiir söylüyordum. Hatta oraya iğne koyarlar ya da kürdan koyunu tutmuş günümüzde de o şekilde yapılabiliyor. İşte bunlar usta kişilerdir aslında. Evet, devam edelim. Şiirler doğaçlama okunur dedik. Dili sade ama 18. ve 19. yüzyıldan sonra yani divan edebiyatının da etkisiyle birlikte dil artık yavaş yavaş ağırlaşmaya başladı. Son bölümdeki arkadaşlar şairin adı veya mahlası geçer. Genelde geçer olur. Konusu aşk, doğa, ayrılık, kahraman, özlem gibi konular. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada din var mı? Din yok değil mi? O yüzden din dışı konular genelde işlenmiştir diyebiliriz. Gençler aşıklar gezgindir. Gezip dolaşırlar, hikayeler anlatırlar, şiirler söylerler. Ne demiştik müzik aletinin adına? Tambur olur, cura olur. Bunlarla. Onlar nasıl da benziyor? Bir açık internetten bakabilirsiniz. Aşıklar doğaçlama karşılıklı olarak kural çerçevesinde söyleşmeleri ne demiştik? Atışma demiştik. Lebdeyenizimiz vardı. B, N, P, B, F gibi. Bunlar dudak ve dişin sözleri olmadan söylenen şiirler. Yani nasıl bir dörtlük bir gençler. 8-10 bile dörtlük kullanır, yarım yak ve cinasla kullanılır. Redif'te eserlerde yer alır. Edebi sanatlara çok yer vermezler ama benzetmeden ve kişileştirmeden de yararlanırlar. Evet, nazım biçimi ve nazım türü ne dikkat edin, biçim deyince neye bakman gerektiğini, tür deyince neye bakman gerektiğini bilmelisin.
Bakın biçim deyince biz neresine bakıyorduk? Tipine, görünüşe, yani ölçüsüne, kafiyesine bakıyordum, nedifine bakıyordum. Daha sonra mısra sayısına bakıyordum. Evet, tipi böyle. Nazım türü deyince nereye bakıyorum? Konuya bakıyorum. Yani boşuna semai varsa destan. Arkadaşlar, bunlar da baktığım hece ölçüleridir. Vizelerdir. Ama burada güzellik koçaklama, taşlama da mesela güzellik, güzellikten bahseder. Koçaklama, iyilikten bahseder. Taşlama, hicreder. Adı zaten hani hangi edebiyatını anlatmıştım size. Hangi edebiyatını anlatmıştım biliyorsun. Her kişinin arkasından duyulan, üzüntü dile getiren şiirler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın orada konuya bakıyorum, burada tipine bakıyorum. Hadi şurayı toparlayalım. Aşk edebiyatı asas şiir dedik. 16. yüzyılda gelişince Cesare Köroğlu ile birlikte. 14. yüzyılda aslında adı bilinen ilk aşığımız var, Baykan. Ama çok hani anlatacak bir şey yok. Sadece ismen bilmemiz bizim için yeterli. Şairlere, yazarlara geldiğinde, yani Aşık Tarzı Halk Edebiyatı'nın yazarlara geldiğinde oraları da zaten size anlatacağım. Ne dedi? Kişiler genelde okuma yazma bilmeyen kişilerdir ve daha sonra bu şiirler Cönk adı verilen dana dilde denilen defteri daha sonra kaydolur, kaydederler. İslamiyet öncesinde bu kişilere ozan kalmış aman bak soyun denilirken İslamiyet sonrasında aşık veya saz şiiri olarak, saz şair olarak karşımıza çıkmıştı. Tam buraya da cura adı verilen işte müzik aleti eşliğinde kahvelerde, işte köy konaklarında, askerde, köy meydanlarında söylenen şiirlerdi. Genelde 8-11 hece ölçüsünü kullanıyorum. Uyak ve cinaslı uyağı, yarım uyak ve cinaslı uyağı redife yer veriyordum. Normalde dili olabildiğince sadeyken, çünkü işlenen konular da belli arkadaşlar, kahramanlık, işte yiğitlik, aşk, özlem, aylık gibi konular, genelde dil dışı konular işlendi. İlk başlarda sadeyken 18. ve 19. yüzyılda divan edebiyatının etkisiyle dil ne yapmıştı? Ağırlaşmıştı diyebilirim. Evet, bir de ne yaptık? Aşk edebiyatının nazım biçimine ve nazım türü olarak ayırdık. Nazım biçimleri koşma semai varsa da destan nazım türü de koçaklama, güzelleme, taşlama, alt olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadarcıktı. Görüşmek üzere.